Kamu hizmetlerinin temel ve sürekli bir kaynak olan vergi gelirleriyle finanse edilmesi, devletlerin uzun bir evriminin sonucudur. Zamanla vergilerin toplam kamu gelirleri içindeki oranının yükselmesi, vergilerin devletin en temel ve genel gelir kaynağı olması sonucunu doğurmuştur. Vergi, devletin ve ya da devletten vergilendirme etkisi alan diğer kamu idarelerinin kamu harcamalarını karşılamak amacıyla kanuna dayanarak ve usulüne uygun olarak gerçek ve tüzel kişilerden hukuki cebir altında, karşılıksız olarak ve geri vermemek üzere aldıkları paralardır. Vergi hukuku ise, vergi ödevine, vergi borcunun doğması ve sona ermesine, vergi ödevine aykırı davranışlara uygulanacak yaptırımlara, vergi ödevinin yerine getirilmesinden ya da getirilmemesinden kaynaklanan anlaşmazlıkların ya da uyuşmazlıkların çözümüne ve yükümlü haklarına ilişkin bir hukuk dalıdır. Bu konularla bağlantılı olarak kullanılacak anahtar kavramlar şunlardır: Vergi hukuku, kamu hukuku ve özel hukuk. Bu programı izledikten sonra vergi hukuku nedir, vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki yeri nedir ve vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi nasıldır sorularına yanıt bulabileceksiniz. Vergi hukuku bağımsız bir hukuk dalı olmakla birlikte kamu hukuku, özel hukuk ayrımında kamu hukuku kısmında yer alır. Ancak gerek kamu hukukunun gerekse özel hukukun alt dallarıyla doğrudan ilişki halindedir. Anayasa hukukunun öncülüğünü yaptığı kabul edilir. Özellikle anayasal gelişmelerde önemli bir yeri olan kanunsuz vergi olmaz ilkesi vergi hukukunun olduğu kadar anayasa hukukunun da temel bir ilkesidir. 1982 Anayasası'nın vergi ödevini düzenleyen 73. maddesi, anayasal vergileme ilkeleriyle vergilendirme yetkisinin hangi organ ya da organlar tarafından nasıl kullanılacağını belirtir. Yine anayasada kabul edilen hukuk devleti ilkesi ve sosyal devlet ilkesinin vergi hukuku alanında özel bir önemi vardır. 1215 yılında İngiltere'de kabul edilen Magna Carta yani Büyük Özgürlük Fermanı ilk anayasal belge ve vergilendirme yetkisinin kısıtlandığı metin olarak kabul edilir. Vergi hukukuyla idari hukuku arasında geniş kapsamlı ve yoğun bir ilişki bulunur. Vergi hukukunun bir kısım kavramları, tümüyle idari hukukunun genel kavramları üstüne oturmaktadır. Türk vergi mevzuatında bu yaklaşıma dayanak oluşturacak hükümler yer alır. Örneğin, tahh işlemi başta olmak üzere vergi idaresince yapılan işlemler idari bir işlemdir. Vergi idaresi de kamu yönetiminin önemli bir parçasıdır. Vergi hukukunun ceza hukukuyla ilişkisi daha çok vergi hukukunun vergi ceza hukuku adı verilen alt dalında kendini gösterir. Ceza hukuku anlamında suç sayılan vergi suçlarında suçun oluşması, suçluların belirlenmesi, cezanın verilmesiyle yargılama usulü ilke olarak genel ceza hukuku ve ceza yargılaması hukuku hükümlerine tabidir. Vergi hukukunun yargılama hukukunun birçok dalıyla doğrudan, yakın ve yoğun bir ilişkisi bulunur. Vergi hukuku ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar esas olarak idari yargı içinde çözümlense de farklı yargı kollarının görevli olduğu durumlar da vardır. Vergi hukukunun uluslararası hukukla ilişkisi genelde devletlerin vergilendirme yetkileri çakıştığı zaman ortaya çıkar. Aynı konuda birden fazla devletin egemenliğinin çakışması, yani devletler arasında vergilendirme yetkisinin çatışması halinde sorun, ilgili devletlerin iç mevzuatı ile birlikte uluslararası kamu hukuku ilkelerine göre çözümlenmeye çalışılır. Özellikle çifte vergilendirme konusunda çıkan bu çatışmalar uluslararası ikili ya da çok taraflı anlaşmalarla çözümlenir. Vergi hukukunun özel hukuk grubunu oluşturan medeni hukuk, borçlar hukuku, ticaret hukuku gibi disiplinlerle yoğun bir ilişkisi vardır. Vergi kanunlarının uygulanması sırasında özel hukuk kavramları ve kurumlarına çok sık başvurulur. Çünkü vergi kanunlarında yer alan vergiyi doğuran olaylar birçok durumlarda bir özel hukuk olgusudur. Veraset ve intikal vergisi alanında vergiyi doğuran olaylar olan mirasın intikali, ölüme bağlı tasarruf veya sağlar arası ivazsız kazandırmalar özel hukuk alanında düzenlenir ve gerçekleşir. Harçlar kanunu kapsamındaki tapu harçları satış, bağış, ölünceye kadar bakma sözleşmeleri gibi özel hukuk işlemlerinden kaynaklanır. Dolayısıyla vergi hukuku alanında özel hukukun kavram, işlem ve kurumlarından geniş ölçüde yararlanılması kaçınılmazdır. Vergi hukuku bakımından yapılan ilk ayrım genel vergi hukuku, özel vergi hukuku şeklindedir. Bu ayrıma göre genel vergi hukukunda bu hukuk dalının tümüne ilişkin ve bütün vergilerde uygulanacak temel ilkeler ve kurallar, vergi hukuku ilişkisinin niteliği, vergi borcunun doğması ve sona ermesi, vergilendirme alanında ortaya çıkan anlaşmazlıklar, uyuşmazlıklar ve bunların çözüm yolları incelenir. Özel vergi hukukunda ise konularına göre vergiler ve bunları düzenleyen kanunlar incelenir. Vergi usul hukuku, genel anlamda vergilendirme ilkeleri vergi ilişkilerinden doğan hak, yetki ve ödevlerin gerçekleştirilme ve kullanılma biçimlerini gösteren kurallardan oluşur. Bu bakımdan vergilerin başlıca tah ve tahakkuku, süreler, tebliğ, Zaman aşımı, defter tutma, değerleme, vergi anlaşmazlıkları ve çözüm yolları vergi usul hukukunun konusuna girer. Vergi hukukunun vergi ödevlerine aykırılıkları ve bunlara uygulanan ceza yaptırımlarını kapsayan bölümüne vergi ceza hukuku denir. Vergi yargılaması hukuku, vergi yargısı organlarının vergi mükellefi, sorumlusu veya vergi idaresi tarafından yapılan vergi uygulamaları ile ilgili uyuşmazlıkları incelemek ve karara bağlamak suretiyle vergi kanunu hükümlerine uygun bir yargısal tasarrufta bulunmasına yönelik kurallar bütünüdür. Vergi icra hukuku ise vergilerin zamanında ve eksiksiz olarak ödenmemesi halinde vergi alacaklısı tarafından hangi yol ve yöntemlerle tahsil edileceğini düzenleyen hukuk dalıdır. Uluslararası vergi hukuku iki ya da daha fazla devleti ilgilendiren vergi ve vergiden doğan ilişkileri düzenleyen, bu amaçla uluslararası hukuk ilkelerine göre yapılan vergi antlaşmaları hükümlerini inceleyen vergi hukuku dalı olarak tanımlanır. Özel vergi hukukuysa Türk vergi sistemi içinde yer alan vergileri konu edinir. Bu bağlamda özel vergi hukuku öncelikle gelir üzerinden alınan gelir vergisiyle kurumlar vergisini, servet ve servet transferi üzerinden alınan emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisiyle veraset ve intikal vergisini, harcamalar üzerinden alınan katma değer vergisi, özel tüketim vergisiyle özel iletişim vergisini, Hukuki muamelelerden alınan damga vergisi ile banka ve sigorta muameleleri vergisini kapsar. Günümüzde devletin en temel gelir kaynağını vergiler oluşturur. Devlet, vergiler aracılığıyla kişilerin ve işletmelerin kasalarına el atmakta, mülkiyetine ortak olmakta, bir takım temel hak ve özgürlükleri sınırlandırmaktadır. Bu nedenle vergilendirme etkisinin milletin temsilcilerinden oluşan bir organ tarafından ve kurallara önceden belli olan düzenlemeler aracılığıyla kullanılması gerekir. Günümüzde vergilendirme etkisi, çerçevesi anayasalarla çizilmek suretiyle yasama organı tarafından kanunlar aracılığıyla kullanılır. Vergi hukuku çoğunlukla özel hukuk ilişkisi ve işlemlerine sonuçlar bağlar. Ancak kullanılan yetki, kurulan ilişki, yapılan iş ve işlemlerin niteliği itibariyle Kamu hukuku alanında yer alan bir hukuk dalıdır. Bununla birlikte vergi hukuku hukuk bütünü içinde aynı zamanda bağımsız bir hukuk dalıdır. Ancak diğer hukuk dallarıyla sıkı bir ilişki içindedir. Vergi hukukunun alt dallarını şöyle sıralamak mümkündür. Vergi usul hukuku, vergi ceza hukuku, vergi yargılaması hukuku, vergi icra hukuku, uluslararası vergi hukuku ve özel vergi hukuku. Bu programda vergi hukuku nedir ve vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla olan ilişkisi nasıldır sorularına değinildi. Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi, Genel Vergi Hukuku Ders Kitabı'nın birinci ünitesinde yer almaktadır.